Ve uzman konuğumuzu artık stüdyomuza aldık efendim. Avukat Sahra Düzgün Tucel efendim. Stüdyo konuğumuz ve kendisiyle yine çok önemli bir konuyu konuşacağız. Çok uzaklardan geldiniz. Kendisi hoş yine geldiniz. Ayağını Tuzla Mersin'den, kendi bizim memleketlerimizden buraya kadar geldi. Ay ne güzel. Selam olsun Mersin'e buradan. Evet. Bizi izleyen tüm izleyicilerimize selam olsun. Öncelikle tabii biz çok teşekkür ediyoruz size geldiğiniz için. Çünkü çok çok önemli konuları konuşuyoruz ve eminim ekran başında bu bilgilerden faydalanan çok sayıda da izleyicimiz var. Bugün de yine ortak velayet konusunu konuşacağız ki yine az konuşulan, yine az bilinen konulardan az birisi. Az bilinen aslında çok da yeni bir konu aynı zamanda Şahla Hanım. Daha henüz yasal tam bir düzenleme de yapılmamış. O nedenle prensipleri ve şartları tam olarak belirlenememiş. Yeni bir konu, çok merak edilen bir konu, çok uygulanmak istenen bir konu. Bugün ortak velayetten tanımlayabilir miyiz? Ortak velayette neyi kastediyoruz? Ortak velayet anne ve babanın kendi aralarındaki hukuki ilişkiden tamamen bağımsız şekilde, bunun neyi söylüyorum? Evli olabilirler, boşanmış olabilirler, evlilik dışı o çocuğu dünyaya getirmiş olabilirler. O bizi ilgilendirmiyor. Biz şunu söylüyoruz. Anne ve baba o çocuğun hak ve yükümlülüklerine ilişkin tüm her şeyi birlikte yapsın. Bütün kararları birlikte versin, bütün sorumluluklara birlikte katlansın, bütün yükümlülükleri birlikte yerine getirsin. İşte bununla da ortak velayet. Peki buna aile karar verebiliyor mu? Anne baba biz velayeti ortak almak istiyoruz mu diyorlar, yoksa bunu bir dava sonucunda hakim mi buna karar veriyor? Onu anlatabilmek için öncelikle biraz hukuki süreçten bahsedeyim. Esasen ortak velayet bizim hukuk sistemimizde yer alan bir sistem değildi. 2017 öncesine kadar hatta yabancı mahkemelerin ortak velayete ilişkin verdiği kararları onaylamıyordu dahi Yargıtay. Diyordu ki bizim hukuk sistemimizde böyle bir şey yok, buna uygun değildir, bizim hukuk sistemimize uygun değildir diyordu. Ancak 2017 yılında Yargıtay 2. Hukuk Dairesi bu konuda bir görüş değişikliğine gitti ve dedi ki bizde de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ek 7 nolu protokolünü imzaladık. Bu protokolün 5. maddesi de diyor ki eşler arasında çocuğun bütün bakım, gider ve her şeyle ilgili eşitlik ilkesi gözetilmelidir. Bu uluslararası sözleşme usulüne uygun olarak imzalanmış bir uluslararası sözleşme. Yani kanun hükmünde, hatta kanunla çeliştiği noktada kanunun da önüne geçecek. O nedenle ortak velayet de artık mümkündür dedi ve 2017 yılında ilk defa böyle bir karar çıktı. Bunun akabinde tabii kanunda böyle bir düzenleme olmadığı için biz baktık süreç nasıl devam edecek diye. Daha sonrasında Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanımız Ömer Uğur Gençan sosyal medya hesabından bu konuya ilişkin detaylı açıklamalarda bulundu. Akabinde de zaten çok detaylı bir makale yayınladı. Bizim için bu konuya ışık tutan bir makale şimdilik. O nedenle artık ortak velayet söz konusu olacak. Bir sürü bölge adliye mahkemesi kararı ve bir sürü yerel mahkeme kararı da var ortak velayete ilişkin. Peki ortak velayete karar verildi bir mahkemede. Buna itiraz eden birisi olur mu? Şimdi ortak velayette zaten ilk prensip gönüllülük esası olacak. Herkes, yani Şahla Hanım'ın da az önce söylediği gibi eşler diyecek ki biz ortak velayet almak istiyoruz. Yani ilk başta zaten gönüllülük esası olacağı için öyle bir itiraz usulü olacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten bunu yapmak isteyen, buna gönüllü olan kişiler arasında değerlendirilecek ortak velayet. En çok nerede karşılaşıyoruz? Yani evlilik birliği olmak sizin çocuk sahibi olunduğu durumlarda mı veyahut da ayrılma durumunda mı karşılaşıyoruz? Şimdi velayette 3 temel prensip vardı. Birincisi bir yayında konuşmuştuk. Evlilik dışında dünyaya gelen çocuğun velayet hakkı anneye aittir. Eşlerin evlilik birliği devam ederken zaten velayet ortaktır kanun gereği. Bizim medeni kanunumuzda diyordu ki evlilik birliği sona ererken de sen eşlerden birisine ver velayeti. İşte şimdi yeni bir ortak velayette artık eşlerden birisine değil her ikisine birden verilecek. O nedenle şu anda çok evlilik birliğinin sona ermesinde bu durum gündeme gelecek. Peki yani burada ne değişiyor? Normal boşanmalardaki mahkemelerin hükmettiği ferdi velayet. Velayette bunun arası yani haftada 7 gün var. Evlilik birliği bitmiş, çocuk 3,5 gün bir kişide, 3,5 gün bir kişide mi kalacak? Bunun tam karşılığını hocam, madde işte, olarak bana... Gerçekten kanunun lafzı, yani bu söylemin lafzı aynen böyle anlaşıldı. Ortak velayet konusu gündeme geldi. Bu karar tabii haberlere çıktı, magazinselleşti. Akabinde herkes bize bunu sormaya başladı. Ne olacak? Çocuk 4 gün birinde, 3 gün birinde mi kalacak? Çünkü biz velayeti hep şöyle anlıyoruz ya, çocuk kimdeyse velayet onundur. Biz aslında şöyle bir hata yapıyoruz. Velayeti bir hak gibi algılıyoruz.
görürüz. Velayet esasen benim nacizane görüşüme göre ve benim yaptığım tanıma göre de bir hak değildir, bir yükümlülüktür. Zaten bir var sorumluluktur. Olan bir şey değil mi kişinin evet. üzerinde o çocuğun varlığıyla Haktan birlikte? Haktan ziyade bir sorumluluktur, yükümlülüktür, size bir sürü yükümlülük yükler. Ortak velayet fiilen çocuk yine birisinde kalacak, annede ya da babada. Burada çocuğun 4 gün birisinde, gerçi siz benden daha iyi bilirsiniz, 4 gün birisinde, 3 gün birisinde kalması, onun alışması, bir düzeninin tabii. olması konusunda da doğru olmayacaktır. Tıbben de doğru olmayacaktır. Fiilen birisinde kalacak ama mesela çocuğun bir rahatsızlığı var, ameliyat olması gerekiyor. Ameliyat olsun mu olmasın mı? Bu karar birlikte verilecek. Çocuk hangi okula hazırlanacak? Bu karar birlikte verilecek. Ya da çocuğun din seçimi, seçilen dine göre alacağı din eğitimi. Yine birlikte karar verilecek. Yani çocuğun aslında burada sorumluluk ve yükümlülüklerinin birlikte idame ettirilmesi esas. Aslında belki de diğer velayetlerde bile olsa ne kadar da güzel olur dediğimiz pek çok şey ortak velayette kendini gösterecek, öyle değil mi? Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk ortak velayet şu şekilde ortaya çıkıyor. Birey diyor ki tamam, annesine verdim ben velayetini çocuğun, ama hani ben çocuğumun gideceği okula karar vermek istiyorum. Annesine destek olmak istiyorum, onun da sorumluluklarını almak istiyorum şeklinde dünyada ilk Amerika Birleşik Devletleri'nde bu şekilde çıkıyor. Akabinde bütün dünyada yaygınlaşıyor ve yargı kararlarına, işte uluslararası sözleşmeleri de bu şekilde konu oluyor. Çünkü daha çağdaş ve modern olan aynen. çocuk evliliğin bitişini esas ve temelli noktalarda anlamıyor. Yani çocuğun anne ve babası çocuğun gideceği okul konusunda kendi aralarında bir husumete düşmüyorlar, bir sıkıntı yaşamıyorlar. Ve bu çocuğu da aslında bir parça rahatlatmış olabiliyor. Peki diyelim ki mahkeme velayeti anneye veya babaya vermiş. Hı hı. Sonrasında anne ve baba böyle bir kanun çıkmasıyla birlikte ortak velayete geçmek isterlerse buradaki prosedür ne olacak? Şimdi aslında onu hiçbirimiz bilmiyoruz. Hı-hı. Yani bu prosedürler nasıl oturacak? Çünkü tamamen bir yargı boşluğu var. Şimdi 2017 tarihli kararda Yargıtay 2. Hukuk Dairesi şuna karar verdi. Ortak velayet bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ek No 7 protokolü ve 5. maddesi hükmü gereğince artık Türkiye'de uygulanabilmelidir dedi. Tamam. Ama nasıl uygulanacak? Ne şekilde hükümler düzenlenecek? Yani prensipleri neler olacak? Şu an bu konuda bir yargı boşluğu var. Aslında bu konu kanaatimce, benim anladığım kadarıyla boşanma kavramını ilk duyduğumuzda, işittiğimizde şiddetli bir çekişmenin sonucunda yaşanan bir durum olarak algılarız hepimiz. Sokaktaki insan da böyle, bizler de böyle, hepimiz böyle anlarız. Ama bu sanıyorum ki sizin dile getirdiğiniz ortak velayet kavramı çekişmeli, itişmeli, kavgalı, gürültülü boşanma değil, daha medeni boşanmalar sonrasında evli çocukların geleceğinin dizayn edilmesinde yine özel ilişkileri devam etmeyen ama çocuk üzerindeki birlikte hareket etmek, birlikteliğin çünkü. Devam etmesi. Bu da çok daha ılıman bir iklimi bize işaret ediyor. Yani bu, dünyadaki örneklerinde şöyle bir şey de var hocam. Mesela anlaşmalı boşanma yönünden söylediniz. Çok evet. doğru, çok güzel. Dünyada da şöyle örneklerimiz var ve Türkiye'de de aslında Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Sayın Ömer Uğur Gençcan'ın 6 maddelik bir ortak velayete ilişkin görüşlerini yazdığı 6 maddelik, 6 prensiplik bir liste var. O listeyi de incelediğimizde çıkan sonuç ve en önemli çıkan sonuç şu: ortak velayetin söz konusu olabilmesi için eşlerin bu konuda istekli olması yeterli, ama çekişmeli boşanma davası dahi olsa siz önce bunu sorun. Yani çünkü çocuğa zarar vermeyelim, çocuğun hayatını olduğu gibi idame ettirelim. Öncelikle amacımız bu ya. Yani çocuğa önce bunu soralım. Ortak velayeti alacak mısınız? Anne babaya ortak velayet düşünür müsünüz? Ha, düşünmüyor musunuz? O zaman ben size ferdi velayet düzenlemesi yapalım. Yani bu ne demek bir yandan? Aslında artık yasal düzenleme ortak velayet yönünde olsun. Siz anlaşmalı da boşansanız, çekişmeli de boşansanız çocuğu ayrı tutun. Eğer ortak velayet konusunda siz istekli değilseniz, uzlaşamıyorsak, o zaman ben ferdi velayet düzenlemesi yapayım. Yani dünyadaki örnekleri de bu şekilde, Türkiye'deki yasal düzenlemesi ne şekilde olacak onu artık yavaş yavaş süreç belirleyecek. Peki sırasıyla tekrar bir anlatalım mı? Özellikle ortak velayetten faydalanmak isteyen, boşanmak üzere olan anne babalar için konuşuyorum. Bunun prosedürü ne olmalı? Nasıl davranmalılar? Nasıl bir tutum içerisinde açılmış olmalı? Açılmış bir dava varsa Şahlı Hanım, öncelikle açılmış bir dava varsa dava içerisinde
eşleriyle de görüşerek, gerek avukatları vasıtasıyla bunu mahkeme huzurunda da dile getirerek ortak velayetin mümkün olabileceğini, ortak ve yani mümkün olup olmayacağını daha doğrusu, çünkü burada gönüllülük en önemli esas ya, bu konuda istekli olup olmaması. Ortak velayetin söz konusu olup olmayacağını, olursa hangi şartlarda olabileceğini kendi aralarında önce görüşüp belirlemeleri lazım. Eğer eşleriyle ortak velayet konusunda bir anlaşmaya, uzlaşmaya varabileceklerini düşünüyorlarsa bu konuyu bu şekilde yargıya intikal ettirmeleri gerekiyor. Peki anne baba ortak velayet istiyor ama mahkeme buna karar vermiyor. Hı-hı. Böyle bir durum söz konusu yani olabilir mi? Yani vermeyebilir, çünkü ortak velayetin idame ettirilebilmesi için bazı şartlar da söz Nedir konusu. Nedir onlar? Mesela şimdi anne Alman vatandaşı, dönecek gidecek Almanya'da yaşayacak. Dolayısıyla çocuk tamamen artık Almanya'da burada kalmış. Mesela basit bir boğazdan işte bademcik alma operasyonu için, gerçi basit dedim hocam, kızacak mı bilmiyorum. Yok, basit midir onu da bilmiyorum ama. Olağan evet, kolay yani biraz. Olağan bir ameliyat için bile mesela onayının ve izninin alınması gerekecek. Aynı zamanda hani bu çocuğu mağdur da edebilir. Tabii. O yüzden işte çocuğun yaşına göre, çocuğun sağlık durumuna göre, tarafların belki de ekonomik sosyal seviyelerine göre, kültürlerine göre, belki de yaşadıkları yere göre onu değerlendirecek. Tabii burada yine pedagog raporları alınabilir. Sosyal incelemecilerden rapor alınıp destek olunabilir. Çocuğun söz hakkı var mı bu durumda? Yani çocuk idrak yaşını geçen i̇drak tüm yaşı. Çocukların zaten bir şekilde görüşleri ve beyanları alınıyor mahkeme. Ben sadece annede kalmak istiyorum ya da sadece babada kalmak istiyorum gibi bir beyanda bulunursa. Bir beyanda bulunursa zaten burada kalmak değil ya esas mesele. Hani yine annesinde kalsın ama okuluna birlikte karar versinler. İşte dini eğitimine birlikte karar versinler ya da üniversite tercihlerini birlikte yapsınlar. Sağlık durumuyla ilgili ya da birlikte sosyal hayatıyla ilgili. Evet, birlikte ilgilensinler. Ortak velayet ilk çıktığında herkes büyük bir hevesle haftanın 4 günü bizde, 3 günü onda mı olacak? Çünkü velayet dediğimizde toplumumuzda ilk algılanan şey çocuğun fiziken kimin evinde kalacağı evet. Diye algılanıyor. Niye? O çünkü yüzden. Biz velayeti hak olarak sahip olmayı olarak algılıyoruz. Hak olarak algılıyoruz. Hani çocuğa sahip olma hakkı gibi. Ama işte bu ortak velayet aslında hem hakkı düzenliyor hem de bu velayetin yükümlülük kısmını düzenliyor. Hmm. Ama burada çocuğu da tabii mağdur etmemek için ne yapmak lazım? Gerçekten ortak velayet idame ettirilebilecek ise ortak velayete ilişkin bir düzenleme aslında yapmak aslında konumuz lazım. Dışında da bir şey sormak istiyorum Sara Hanım size. Siz boşanma davalarında da bakıyorsunuz evet, bildiğim evet. kadarıyla. Sizin yanınıza gelip de boşanmaktan vazgeçen çiftiniz var mı hiç? Oluyor mu? Boşanmaktan vazgeçen kişi çok oluyor, çok olur. Çok oluyor. Ya bu işin hesabı çok uzadı. Biz iyisin barışalım diyerek. Ama birazcık yani uzmanın da yönlendirmesi dava de olabilir. Dava süreçleri tabii insanları yoruyor. Yani çünkü çok uzun dava süreçlerine girilebiliyor. Bir boşanma davası beraberinde birçok davaya doğurabiliyor. Kaç yayındır konuşuyoruz. Velayet konuştuk, mal rejimi konuştuk. Yani açılabilecek birçok davada olduğu için tabii bu yasal süreçler insanları yorabiliyor. İnsanlar avukata gitmiş olmayı ve yasal işlem yapmış olmayı ciddi bir tehdit algılayıp değişebiliyorlar, düzelebiliyorlar ve çok güzel bir şekilde ailelerini idame ettirebiliyorlar. Bazen de çocuk gerçekten çok mağdur oluyor. Yani müşterek çocuğun mağduriyetini görüp de evliliğine devam eden kişiler de oluyor. Olayın özelliğine göre bu tarz şeyler ya, yaşıyoruz. Arkadaşlar gerçekten de düğündü, nişandı, kınaydı, hazırlığıydı. Düğünün ayrı bir yorgunluğu var. Boşanma süreci zaten yani bir cümlesine bir alay işi var. İyisi mi? Bu düzen devam etmeli. Bu düzen bu şekilde iki ters bir düz gitmeli. Özgür Hocam diyor ki kimse boşanmasın. Kimse boşanmasın arkadaşlar. Aslında Özgür Hocam tabii ki kimse boşanmak için mutlaka evlenmiyordur. Tabii ama herkes mutlu olmak istiyor. Herkes mutlu olmak istiyor ama bana göre, benim mantığıma göre de geçtiğimiz bölümlerde de bunu konuştuğumuzda hep söylediğim bir şey var. Yahu evlenirken her şeyi beraber karar veriyorsunuz da ayrılırken niye bu kadar düşman olunuyor? Yani ben diyor, iletişim kesiliyor esnada. İletişim kesiliyor. Araya bir sürü artık menfaatler giriyor. Hayatlar ayrıldığı için çıkarlar değişecek, hayatlar değişecek, düzen değişecek. Ama ortada bir çocuk varsa, bilmiyorum hiç başıma gelmedi, inşallah da gelmez ama ortada bir çocuk varsa bence o çocuğun sağlıklı hayata devam etmesi için ne gerekiyorsa, ki ortak velayetten yani söz ortak ediyoruz. Ortak velayet aslında harika böyle şey. Çok çağdaş bir düzenleme. Yani eğer bu boşanma gerçekleşecekse esas olan prensip zaten o boşanmadan o çocuğun en az hasarla çıkması. Hı hı. Çünkü o çocuk anne babasını seçmedi.
İşte ben kocamı seçtim, siz eşinizi seçtiniz, siz öyle. Anne baba birbirini seçti ama çocuk anne babasını seçmedi. O yüzden en az hasarla çıkması lazım. Ondan sonraki süreci en az hasarla atlatması ve anne babasının varlığını, birliğini, dirliğini üzerinde hissetmesi lazım. Yani okul kaydını boşanmış bir anne babanın birlikte gidip yapabilmesi çocuk çok modern ve çağdaş bir şey. Tabii çocuk için de büyük bir mutluluk olacaktır ki, o anlamda. Hocam benim çevremde ayrılmış ve fakat tıpkı sizin bahsettiğiniz gibi ortak velayetmiş gibi davranan birçok arkadaşım var. Evet, yani, zaten o davranış biçiminin tezahürü hukuka geçmiş öyle. Aslında. Yani çocukların okullarına beraber karar veriyorlar. Her alanda birlikte karar ve hatta zaman zaman bir araya gelip işte pazar kahvaltısı vesaire her iki tarafında ayrı bir hayatı olmasına rağmen. Yani bunu idame ettiriyor olmak hem kendileri için hem de çocukları için bence çok önemli bir şey. Evet, evet. İşte bu da hukukun bu dediğinizi destekleyen bölümü. Zaten hukuk kuralları hep ihtiyaç doğrultusunda ortaya tabii, çıkıyor. Tabii yaşantının olağan akışına paralel gidecek çıkıyor. Giden mesela bir mesela sizin dediğiniz şekilde davranan çiftlerde artık ne oluyor? Akabinde artık bunun bir hukuki düzenlemesinin yapılması gerekiyor ve bu hale geliyor. Peki bu noktada özellikle dikkat edilmesi gereken şeyler var mı bu davayı açarken ya da bu sürece girerken hukuki anlamda? Ortak velayeti eğer düşüneceksek, yapacaksak, şimdi bir sürü bölge adliye mahkemesi kararı var ortak velayet hakkında. Yerel mahkeme kararı da var ama Yargıtay kararı henüz bir tane var. Ve şu an yasada bir ortak velayet düzenlemesi olmadığı için elimizde bir uluslararası sözleşme var. Ha bir de ne var? Bizim Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmemiz var. Ne diyor? Çocuğun üstün yararı. Çocuğun üstün yararı neyi gerektiriyorsa onu yap. Bu zaten bizim en temel çatı prensibimiz. Yani ortak velayeti gerçekten idame ettirebilecekler mi? Çünkü ortak velayet sürecine girip de bu süreci idame ettiremezsek bundan yine zararlı çıkacak olan çocuktur. Geri dönüşü var mı mesela bu tip velayet? Tabii ki onunla ilgili tekrar dava açılabilir. Yani anne veya baba velayeti tamamen üzerine almak gibi bir dava açabilir mi sonrasında? Şimdi ortak velayet yeni oturdu. Ortak velayetten vazgeçip dava açma süreci daha başlamadı. O daha oturacak. Ama tabii ki velayete ilişkin kararlar hiçbir zaman kesin hüküm teşkil etmez. Usul hukuku açısından kesin hüküm teşkil etmeyeceği için hiç biz şartlar değiştirdiğinde her zaman tekrar velayet davası açabiliriz. Velayeti çok detaylı konuşacağız başka yayında. Ama ortak velayete eğer girişilecekse, yapılacaksa mutlaka ve mutlaka tarafların bunu çok sağlıklı değerlendirmesi lazım. Çünkü artık o çocuğun okul kaydının yapılması için mutlaka anne ve babanın birlikte imzası gerekecek. Yani eğer sonradan bir çatışma olacaksa sosyal olarak, fiziksel olarak, ruhsal olarak bundan çocuk zararlı çıkabilir. Yine çocuk zararlı. 18 yaşına kadar mı? 18 zararlı. Yaşına kadar çocuk artık ergin hale geldikten sonra, reşit olduktan sonra velayet hakkı sona erecek anne ve babanın. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinin 2. fıkrasına göre bu maddeye uluslararası alanda imza koyan tüm ülkeleri kaplayacak bir madde bu. Çocuğun hayatta kalması, fiziksel ve ruhsal gelişmesi için mümkün olan azami çabayı göstermek zorundadırlar. İşte Çocuk Hakları Sözleşmesi, neredeyse İnsan Hakları Sözleşmesi'nin maddelerine de baktım daha fazlaymış. Meğersem çocukların hakları İnsan Hakları Sözleşmesi'nin daha geniş, daha kapsamlı. Ve bu imza, bu sözleşmeye imza koyan tüm ülkeler çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için her türlü kararı alma çabasında olmalılar. Evet. Aynı zamanda hocam bizim anayasamızla da anayasamızın 90. maddesiyle de bu sözleşmelerin tamamı bizim iç hukukumuzdaki bir kanun hükmüymüş gibi. Gibi altına biz de imzamızı atıyoruz. Evet, yani ortak velayet kavramı aslında Çocuk Hakları Sözleşmesi'ndeki bir maddeyle ne kadar uyuşuyor? Evet. Aynen öyle. Şöyle bir dakika içerisinde özetleyelim. Ortak velayeti tekrar sizden duyalım. Ekranlarını yeni açmış izleyicilerimiz için. Tamam. Şimdi ortak velayet anne ve babanın çocuğun üzerindeki hak ve yükümlülükler konusunda birlikte hareket etmesi ve bu konuda birbirlerine eşit olması anlamına gelmektedir. Ortak velayet doğru ve amacına uygun şekilde kullanılırsa gerçekten müşterek çocuğun o süreçten en az hasarla çıkması ve devam eden süreçte de kendisini toplumdan en az farklı hissetmesini sağlayacak düzenlemedir. Yalnız biz ortak velayet düzenlemesi talep edeceksek mutlaka bunu idame ettirip ettirmeyeceğimizden emin olmalıyız. Çünkü ilerleyen süreçte
çocuğun mağduriyetine neden olabiliriz. Çünkü artık ortak velayet hükmü gereğince eşlere böyle birlikte hareket etme yükümlülüğü verecek. Yani artık birlikte hareket etmek zorunda kalacaklar. Birlikte hareket etmek zorunda kalacakları için de bunu iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Henüz bu konuda bir yasal iç hukuk düzenlememiz yok. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ek 7 nolu protokolün 5. maddesi gereğince bir Yargıtay kararı verildi. Akabinde başta Ömer hocamız olmak üzere, üstadımız olmak üzere birçok makaleler yayınlandı. Nasıl prensiplerle bu kararların verilmesi gerektiğine ilişkin düzenlemeler, fikirler var. Örnek bölge adliye mahkemesi kararları var. Ve biz de artık örnek Yargıtay kararlarını en nihayetinde de bu konuda detaylı bir yasal düzenlemeyi bekliyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Gerçekten yine çok önemli bir konuyu konuştuk. Avukat Sahra Düzgün Tuca stüdyo konuğumuzdu.